limuzin mi lan o? Lüks beyaz bir limuzin. Vallahi buraya geliyor. Günaydın bey amca. Günaydın oğlum. Beyaz lüks limuzinin şoförü. Murat Cemcir'e bakmıştım. Burada kalıyormuş. Hayırdır? Hayırlı bir mevzu bey amca, hayırlı bir mevzu. Vallahi bir toplantıya gitti o. Ben yardımcı olayım. Kendisi yakinimdir. Burada mı konuşalım yoksa o lüks beyaz limuzinin içinde mi? Ha? Yürü. Yere kahve dökülmüş bey amca. Ya içmeyi bilmiyor hayvanlar. Ah, bu bir araba mı park edilir ya? Uzun Murat mı lan bu? Şşt. Cemşirlerin Murat sen misin? Vallahi Cemşir'i bilmem de Cemcir benim. Siz kimdiniz? Çaktırmadan arabaya bin Murat. Nasıl? Anlamadım. Kararını ver. Var mısın, yok musun? Abicim pardon, neye var mıyım? Gidelim. Ya gidin, nereye gidiyorsanız gidin abicim ama işte gene aklım sizde kalacak benim ya. Allah'ım ya Rabbim gene beni buluyor ya. Muratçığım, gelseydin keşke. Mahcup olacağım beyefendiye. Rüstem abi, senin bu arabada ne işin var? Abi, siz kimsiniz? Muratçığım bu araba kalkıyor. Sonra keşke ben de o arabada olsaydım diye düşünme. Var mısın, yok musun? Kararını ver. Ah be Rüstem abi. Hadi bakalım. Limuzine de binmedik. De binelim ya. Rüstem abicim, bu konuyu seninle uzun uzun konuşacağız. Biliyorsun değil mi? Adım Şenol Baytar. Yapımcıyım. Olacağım. Oluyorum. Oldum. Abicim yorulmasaydınız ya. Benim menajerim var. Onunla görüşseydiniz keşke. Menajerleri hiç bulaştırmayalım Murat. Bizim işte, yani eski işte biz direkt üreticiden alırız malı. Öyle komisyoncuya falan para kaptırmayız ya. Yani. Ama abicim işte bizim işler de... Sizin işler çürümüş Murat. Bitmiş. Her taraf çakal dolu. Ne yazık ki mahvettiler sektörü. Bu sektörde kaç milyon dolar dönüyor? Senin haberin var mı? Kimseyi sokmuyorlar bu piyasaya. Sokmazlar, sokmazlar. Rüstem abicim, müsaade etsen de biz abiyle biraz konuşsak, tamam mı? Çakal bunlar, çakal. Menajerlerin hepsi birilerinin adamı. Bizim gibi yenilere kimseyi yedirmiyorlar senin anlayacağın bu çakal sürüsü. Aç kurtlar. Abicim anladığım kadarıyla siz sektöre yeni giriyorsunuz. Dizi mi, film mi, nedir? Dizi Murat, diziyle başlayacağım. Herkesin eli kirli. Benden masumca davranmamı bekleme sakın. Beklemiyorum abi. Murat. Sana iş teklif ediyorum yani. Bunu kısaca bir ön görüşme sayabilirsin. Sayıyorum tabii. Yalnız böyle şeylerle her zaman karşılaşmadığım için ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Korktum biraz. Korkma Murat'ım. Artık onlar korksun bizden. Onlar. Korksunlar abi. Behzat Ç'yi bildin mi? Bildim abi. Bir Ankara polisiyesi. Ona biz konuk oyuncu olarak gitmiştik Ahmet Kural'la beraber. Behzat Ç'nin adaptasyonunu yapıyoruz. Yine yeni yeni de. Yalnız abicim onun senaristi benim arkadaşımdır. Sezona devam etmiyor mu ya? Kesme Murat. Telif yok, bir şey yok. Direkt Zeki de İstanbul polisiyesi. Anladın mı? Anladım. İstanbul'da geçen polisiye çekiyorsunuz. Hayır. İstanbul'da geçen Behzat. Başka İstanbul yok diyecek fragmanda. Yalnız abicim sen güzel diyorsun da ben polisiye de hiç oynamadım. Ben komedyenim. Gül, şaşır, muza bas, düş yani. Sen zeki olmayacaksın. Hani o yanında komik adam vardı ya. Neydi onun adı? Bisküvi yiyen. Hayır. Sen gofret yiyeceksin. Herkes anlayacak onun Behzat olduğunu ama ispat edemeyecek. Çekoslatın. Abicim bunun senaryosu var mı? Ben onu bir alayım, bir okuyayım, öyle döneyim size. Senaryo olmaz olur mu Murat'ım? Adamlar 60 küsür bölüm çekmişler. İzlemedin mi hiç? Yalnız şu anda karakter ve mekan isimleri değişiyor. Peki abicim çok merak ediyorum, kafam karıştı. Zeki D'yi kim oynayacak Zeki D? Tevet oğlu. Tarkan'ı düşünüyorum. Şu anda evinin etrafında dolanıyoruz ama kendisiyle görüşelim. Bildiğimiz kuzu kuzu Tarkan. Ben ayarlarım ya, o bir telefonuma bakar. Tarkan da sen de oldu mu ekip tamamdır. Karakter isimlerini değiştiriyoruz ya. Akbaba'yı Baykuş yaptık. Baykuş'u Okan Bayülgen oynuyor. Hayalet'i zombi yaptık. Onu da Demet Akbağ. Onu kadın yaptık ki iş çakozlanmasın diye. Rüstem Bey'e de afilli bir rol düşünüyoruz. Tarkan'ın abisi olabilir. Değil mi Rüstem Bey?
Yalnız abicim hemen bir cevap beklemiyorsunuzdur inşallah. Ben bir programıma bakayım, ona göre size döneyim. Cevap beklemiyorum Murat'ım. Gözlerindeki o heyecan bütün cevabı veriyor zaten. Sen hiç merak etme. Benden haber bekle. Abi benim gözler üç numaram yok. Sol göz kayıyor zaten. Şimdi git Murat. Benden haber bekle. Abi git derken siz beni pansiyona bırakmayacak mısınız Rüstem abi? Her şey gizli olsun. İş başlayana kadar kimsenin haberi olmasın. O yüzden burada indiriyoruz. O zaman şey yapalım hadi Rüstem abi hadi. Ben devam edeceğim Murat'cığım. Demet Akbağ'yla görüştüreceğim beyefendiyi. Hadi Murat'ım benden haber bekle. Tamam benden haber bekle. Abicim gözünüzü seveyim bu işler böyle olmaz ya. Bunun sözleşmesi olur, imzalar atılır. Neyse ya tamam anladım abicim ben seni. Çok iyi anladım, çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum, görüşürüz abi. Murat'ım galiba ciddiyetimden şüphe duydum. Ah bu da senin avansın olsun. Anam! Madem peşin çalışıyoruz, ben size Tarık Akan'ı bile getiririm. Tamam abicim, o zaman görüşürüz. Zeki de diyorsun. Zeki diyorsun. Zeki de mi? Görüşürüz. Nereye geldin? Burası neresi? Allah'ım yarabbim, sen beni neyle sınıyorsun yarabbim ya? Tamam. Bir şey öğrenirseniz beni haberdar edersiniz. Kimmiş, neymiş, kimin nesiymiş? Kartta yazdığı gibi ithalat ihracat işi yapıyormuş. Çorap satıyormuş dünyaya. Çorapçı mıymış? Zeki de? Murat sen bu adamla görüştüğüne emin misin? Yani sana başka birinin kartını falan vermiş olmasınlar. Bu adamın ne işi olur ki bizim sektörle? Ya adam bizim sektörden değil Tülay, yeni giriyormuş. Zaten bildiğin limuzinle geziyor adam. Çorap işinde o kadar para var mı ya? Sen niye bindin ki o arabaya? Hayatımda ilk defa limuzin gördüm Tülay. Niye olabilir Allah aşkına Tülay ya? Rüstem abi yüzünden. Meğer bizim yaşlı kurt işbirlikçiymiş. Bak Murat'cığım, bir daha tanımadığın insanların arabasına sakın binme. Kornaya basarlar, laf atarlar, arabanın içine çekmeye çalışırlar, Allah korusun. Öyle bir durum olduğu zaman bir markete gir oyalan, hatta polisi çağırırım diye tehdit et. Dalgalar halinde geliyorum diyorsun Tülay, güzel. Ben sana o adamdan avans aldığımı söylemiş miydim? Murat sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Yani beni devre dışı mı bırakmaya çalışıyorsun sen? Ya yok Allah aşkına nereye getirdin konuyu Tülay ya? Oldu bittiği getirdiler avucuma para sıkıştırdılar ya. Ne kadar anlaştınız? 3000 lira avansı kabul mü ettin Murat? Senin yerine ben utandım be. 1000 değil 300 TL. Dua edelim de seninle dalga geçmiş olsunlar Murat. Eyvallah. Rüstem abi. Murat neler oldu neler. Anlatsam inanmazsın. Abi sen sabahtan beri bu adamlarla mı beraberdin? Ya bunlar tekinsiz tipler. Delikanlı adam limuzine biner mi abi ya? Endişelendim senin için. Demet tamam. Çok para istedi ama sonunda ikna oldu. Demet'e her ay 30 kilo çorap gönderecek Şenol Bey. Okan projeyi çok sevdi. Siz isteyin yeter dedi. Ağzı kulaklarındaydı. Bir gülüyordu ki görmen lazım. Dalga geçmişler abi sizinle ya. Ciddiye bile almamış. Okan'ın olayı bu biliyorsun. Ya onun rolü büyük diye kıskanma. Rolün büyüğü küçüğü yok oğlum. Hepimiz ekmek yiyeceğiz bu işten. Şenol Bey avans verdi biraz. Ha? Akşam kutlayalım hadi. Kutlayalım abi. Sen daha iyi bilirsin. Yalnız ben şunları bir alayım. Okan'ı koşarken yakaladık. O koştu, biz arabayla peşinden gittik. Koşarken ikna ettim adamı, beni kırmadı. Ne de olsa biraz ağırlığımız var sektörde. Hadi yukarı gel de sana detaylar anlatayım hadi. Okan sabahları koşuyor muymuş ya? Ben yatıyor diye biliyorum. Ne bileyim koşuyor, yakaladık işte. Okan'a bak sen ya.